Merhabalar, merhabalar Vay sayın. benim Amerikalı dostum ya. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldik, Faysal hoş öp. Öp bulduk, hoş amcalarını. bulduk. Faysal öp lan. O benimkini öpsün ya. Ben niye öpeceğim onunki? Tamam önce sen öp. Belki o da öper can isterse. Ben kralım. Tamam oğlum Ya o da siz... kral. Bak o kralların kralı. Kıralım. Aynen ben biraz Tamam. daha kıralım. Tamam o zaman getir öpeyim. Faysal Ya yavaş. bir şey soracaktım ya. Siz biraz erken geçmemiş misiniz tahta? Babası Sayın çok Faysal. elzem bir kazada vefat etti. Ne oldu kendisine? Sorması ayıptır. Kendisi Kuveyt'e düzenlediği bir gezi sırasında Gazi sevgili Gazi yani Kuveyt'e düzenlediği bir gezi sırasında maalesef ki arabası patlamak suretiyle vatan için şehit oldu yani. Yazık. Ha, o kötü Dublörü olmuş değilmiş. biraz ya. Dublörü değilmiş. Ben dedim dublör ol diyene de almadı. Ya ben size bir şey soracağım. Ona göre sohbetimizi çok güzel Evet. şekilde devam ettirebiliriz. Sizin ülkenizdeki petroller kime ait? Emperyalizm mi ait? İşte istediğim cevap buydu. Dileyim benden ne dilerseniz. Birazcık ekonomik yardım. Çünkü petroller altyapı basamıyorum biliyor musunuz? Ya o yapılır. Şimdi değil. O yapılır yakın zamanda yapılır. Ama o kadar çocuk elinizi öptü. Bari bir tane sıkın da hepimiz yerine gelsin. Bilseydim elimi uzatmazdım. Ya Sen bu de öyle. benimkini... Ayrıca biz zaten sizden ticaret yapıyorduk yıllardır. Emperyalizmin babası olarak Ya nitelendirdiğimizden dolayı. ben sizden birebir döneyim. Sizin keyfiniz yerine gelsin. Valla Roosevelt o da amca. olur. Heh. Roosevelt amca benimkini öp. Ne? Ne? Benimkini öp. Ne? Elimi öp sen de Alnından benimkini öp öp. diye, Ha. alnından öp diye, alnından Ha, öp diye. ha, ha, ha. Ya Alnından öp öpeyim, diye. öpeyim. Ben bir tık uzaktan öpeyim. İyidir bence bu. Artar. İyi. Şimdi ben de tam Faysal'a ders öğretecektim. Şimdi Ne Faysal'cığım. derdi? Demokrasi değil mi? Yok hayır ne estağfurullah. Böyle şey derim. Nasıl ya? Ha, E demokrasi ne kulağa çok hoş geliyor. Faysal'cığım bunun sorusunu Amerikan şeyi de buradayken, Roosevelt de buradayken cevapla bakalım. Şimdi bir tane Tamam. tren geçiyor önünden tamam mı? Hı. Hazır mısın buraya kadar? Hazırım. Önünden tren geçiyor. Hazır mısın? Hazırım. Tren geçti. Ama bu tren ulaşmaması lazım bir yerden bir yere giderken. Ne yapacağım bu trene? Raylar, ray var böyle, tren var. Elinde de bir miktar patlayıcı var. Ne yaparsın? Anlat bakalım. Raylara dinamit koyarım ve Aferin patlatırım. Faizal. Aferin. Bak Senden bu olacak. çocuğu Senden yetiştirmişsiniz. Bu olacak. çocuğu yetiştirmişsiniz. Gözüm gibi Peki bak. bu Amerikan treni ise ama Amerikan onun da treni gitmemesi ise gereken bir yere gidiyor. ona Hayır, siz susar mısınız sayın amcası? Kendisi cevap versin. O da gitmemesi gereken bir yere gidiyor size göre. Ama Amerikan treni. Amerikan treni çok pahalı. Onu patlatmam önünü keser, içindekileri öldürür. Aa, Faysal? Nasıl ya? Nasıl ya? Faysal biz barbar mıyız? Ben sana nasıl öğrettim? Doğru. Ben sana nasıl Nasıl öğrettim? ya? Önce Rehin soyacaksın. alıyorum Önce soyacaksın dedim. o zaman. Evet, rehin, evet. Sonra rehin alacaksın. Önce Ama bu soyacağım. Amerikan treni ise olmaz. Amerikan Olmaz. treni ayıp ama yani. İngiliz treni ise de olmaz. Ayrıca İngiliz treni öldürmek olabilir yok. ya. Öldürmek yok. İngiliz Sonra... treni olabilir. İngiliz Sonrasında treni esir olarak olabilir. satacaksın dedim. Tamam o zaman neyse bu seferlik kesmeyiz önünü. Amerikan treni uzak durun ondan. O iyidir. Hoştur. Aynen öyle Faysal. Bu adam dediklerinin harfiyen yap. Tren bizimse ne yapalım? Tren bizimse zaten önünü kesemezsin. Muhtemelen silahlı adamlar tarafından tutulur. Ya Sayın Faysal siz kaç yaşında oldunuz ya? 12. On Bakayım. iki. 12'ye kadar sayabiliyor musun lan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Tam bir 12. emperyalist biliyor musun? Tam bir. Bu tam bir Amerikalı şey Olacak, olacak. olacak, Tam olacak. ya. Bu Olmaz. iyi yetiştirmişsiniz. Çok, Bu ya... çocuğu kim yetiştirdiyse siz Ben yetiştirdiniz değil mi? yetiştirdim. Ben babası çok meşgul bir Sizlerin adam. alnınızdan öpeyim. Yok Gerek gerek yok. bana Ben şey bana bir yapmıyorum. şey daha öğrettiler. Die capitalist pigs, long life socialism. Ne? Ya çocuk işte sınıftan Ne? duyduklarını şey yapıyor işte hani aklınca. Zaten merak etmeyin bütün Dışişleri Bakanlıkları da bana bağlı olduğu için diğer 15 bakanlıkla beraber sorun değil ya. Ya ben Tamam. şimdi bir bunun doğrusunu öğretmem gerekiyor kendisine bak. Öğretin. Şimdi Hatta kulağına çekin. Hiç umurumda değil. hiç umurunda değil. Tabii. Tamam Sayın Faysal biz siz yan odaya gitseniz böyle şey olmasına nedir? Kulağınızı kapayın siz. Siz Sayın Faysal'ın kulağı çıkarsa siz kapayın amcası. Yok olmaz. Onun duyduğu Niye? her şeyi benim de duymam lazım. Amcam beni korumakla Ben mükellef. onu korumakla Ya ben... mükellefim. Ben onu koruyamazsam gece uyku uyuyamam. Bir sivil atacağım. Bir sivil atacağım. Olmaz. Bunun parayla değil, iktidarla alakası var. Sen önce git, yürümeyi öğren, tamam? Öyle mi Ama Sayın bak, Faysal? Öyle bak mi? Faysal. Cezalısın. Bu gece atış talimi yok. Faysal'ı biraz şey yetiştirmişsiniz ya. Amerikalılara karşı biraz daha iyi tutumlu olması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor demokrasiye karşı. Böyle komünizmdir falan. Sürekli. Öyle şeylerden uzaksın değil mi Sayın Faysal? Evet. Yok Şimdi bir sok... hediye yapmayı öğretti amcam. Ya komünist Nasıl bir şey?
Balistik füze yapacağız, oradan Washington'a atacağız dedi. Ne yapma ama bak, demokrasi getirmek istemiyoruz size Sayın Faysal. Bak bu durumda Faysal beni de kaybedersin. Muhtemelen karşıda Amerikan uşağı olarak beni de görürsün. O yüzden çeneni kapa. Neler neler söylüyor bu çocuk. Ya işte eğitimini tamamen tamamlayamadı. Ben bunu Erasmus'a şeye gönderdim. Afganistan'a doğru da biraz kafası bulanmış, kusura bakmayın. Erasmus. Benimki de bir tık şey olmamış mı ya? Anladın, riskli bir geziye Afganistan'a göndermek çok şey olmamış mı? Ya riskli? 10 tane dublörüyle beraber gönderdim. Bir şey olmadı. Tabii 7 tanesi kayboldu, 3 tanesi şey oldu ama bizimki yaşadı. Benim benzeri götürdüler okula. Beni daha götürdü. Sakallı amcalar eğitim verdi işte. Evet. Ya bu eğitimin içinde neler vardı sorabilir miyim? Çok Amerika'ya karşı. Yok hayır. Ya, ama orada bazı sosyalist fikirler var. Sınıf arkadaşları. Hiç, bu Amerikalılar hiçbir şey yaptılar mı orada? Yani Amerikan üniforması giymiş askerler mesela. Amerika'nın orada ne işi var? Ya orada var. Eğitim aldılar. Var. Orada eğitim aldılar. Yanlış anlama. Yani ya mesela orada şeyi de yetiştiriyorlar. Şimdi geleceğe dönelik bir hamle. Orta Doğu'nun en iyi pilotu adında bir çalışmamız da var ama... Evet. Onu yapmayın işte, onu yapmayın. Ben Avrupa Doğu'ya demokrasi getirmek istemiyorum. Oranın gayet kendiliğinden demokrasi yolu. Amerikalılara çok iyi bakıyorlardı Erasmus'ta. Yani onlarla futbol oynuyorlar. Amerikalılarla futbol oynuyorlardı kafalarıyla. Aa, ne anlatıyorsun Faysal? Hayır. Amerikalılar. Ben. Amerikalılar. Faysal. Yok, o şey hayal dünyasında yaşıyor. Yanlış anlamayın. Ben buraya bir sene sonra bir daha geleceğim. Ben bu çocuk eğitilmemişse buraya bir dahakine hediyelerle gelmeyeceğim. Petrolü almaya geleceğim buraya. Haberiniz olsun. Petrol şu an İngilizlerde ama bana her an yön değiştirebilir size karşı yani. Valla ben bu Faysal'ın eğitilmesini istiyorum. Ya ülkenin başından insin. Eğitim. Ya da düzgün bir şekilde konuşsun bizimle. Amerikalılar hakkında böyle konuşması çok irite ediciydi. Haklısın. Bence de Faysal. Sana hiçbir şey öğretmiyorlar mı oğlum sınıfta? Kusura bakma Ruzvet Bey. Ben bir sene sonra bir daha geleceğim. Bir dahaki staja gitsin, bir Almanya yapsın. Orası da demokrat. Yok, Alman yaptırtma. Niye? Almanlar çok kafa karıştırıyor önden. Ya tamam, İngiltere yapsın. İngiliz olabilir. Lawrence orada mı ya? Ben onunla bir konuşayım. Yeni bir şey öğrendim. Yeni bir şey öğrendim. Ne? Long live America. He? Faysal, aferin Faysal. Aferin Faysal. Aferin sana, bugün gidip şeker fabrikası satın alacağım Faysal. Cicim Faysal. İyi günler dilerim ben size o zaman. Müzik de yazdım. Belki onun içinde bir şeyler yaparsın. Roosevelt'i çok seviyoruz. Onunla gurur duyuyoruz. Reisimizi çok seviyoruz. Nasıl? Çok güzel. Gönderdiğim sivili geri atar mısınız ya? Ama yürekten bir şeydi bu, fark ettiniz mi? Bir zılgıt gibiydi hani. Bakın tamam şimdi. All the way. Sizin marşı öğrendim. Yeah. Bizim marş öyle değil ya. Ama yani neyse, bu çocuk bir dahaki biraz daha yetilsin. Ben tekrardan geleceğim buralara. Müzisyen olacağım miyim? Şimdi Faysal, nasıl yolduk kere güzel geldi. Ama bir daha beni böyle emperyalistlerin yanında utandırma, olur mu? Tamam amca. Yani o zaman Stalin abinin yanında da long live sosyalizm mi? Aynen öyle oğlum, karıştırma lan. Slava Sovyetski Sayuz diyeyim o zaman. Çok da detaya girme. Şimdi Faysal, sen de geldik başka bir muharebenin konusuna. Şimdi elinde 100 bin adamın var. Biraz zorlaştı biliyorum. Müfredat değişti. Az önce değiştirdim. Tamam. Şimdi Faysal'cığım, elinde 100 bin adam var. Oo. Ve Fransa'nın kapılarındasın. Karşıda 75 bin bir savunma kuvveti var. Siper kazanmış. Savunma faaliyetleri var. 100 bin adamı direkt bayır domuz gibi ileri sürer misin? Yoksa biraz bekleyip düşmanı top atışıyla yorar mısın? İki şey yaparım. Birincisi, topların mermilerine ayetel kürsü okurum. Sonra topları ateşlerim. Sonra saldırırım. Sana güvenebileceğimi biliyordum Faysal. Çok zekisin. Çok çok büyük gelecek vaat ediyorsun. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Suudi Arabistan neden bizi garantörlükten çekti? Çok bize önemli değil. Yani. Geldik bir başka şeyin konusuna. Elinde çok büyük bir ordu var ama ilerlemekte güçlük çekiyoruz. Ve birazcık da direniş var bazı şehirlerde. Birazcık silahların var ama böyle hani pek iyi silahlar değil. Yani savaşlarda kullanılması muhtemelen yasaklanacak olan silahlar. Bunları tereddütsüz bir şekilde kullanır mıydın, yoksa tereddüt edip mi kullanırdın? Galiba tereddüt etmezdim. Çok güzel Faysal. Çok güzel. Amca bu Almanlar yeni Mercedes yapmış da ben de istiyorum araba. Lan 3 tane alayım lan sana. Faysal bak, Faysal sen Amerika'ya racon kestim diyorsun ya. Sen 3. amcana ne oldu bilir misin? Yok. 5. amcan anlatsın. Senin toplam 7 tane amcan vardı Faysal. Siz 8 kardeştiniz.
Ya baban daha doğrusu. Sor bakalım geri kalan altısına ne olmuş amcana? Yurt dışına tatile gittiler. Ya bu arada yedimiz de İngiltere'de eğitim gördük. Onu da söylemek isterim. Allah bir sana Lawrence sağ olsun. Daha biz yokken Lawrence heykelini, amca buraya gelmiş. Heykelini hatta. Dikmek lazım çok büyük adam. Evet. İngiltere'de eğitim gördük. Ya tabii hepsi görev vazife biliyorsun. Osmanlı'yla çok uzun yerlerde, çok uzun dönemlerde savaştık. Ya ilk treni devirirken var ya baba yanımdaydı biliyor musun Faysal? Çok iyi. Bekle minik Faysal, benim ismimi hatırlar mısın? Hatırlıyorum, bir dakika defterimi açayım. Bu değil, bu öldü, bu kaza yaptı. Abdülrazil Ulgazi. Abdülrazil Ulgazi ve Alamil bin Abudzud bin Abin Gud. Velette linami. Aynen. Bir daha unutmazsın yani. Ama ya, kazamıyorum da sana. Anne tarafıyla çok içli değildi gazi. Doğru. Neymiş bizim taraftan işte şey toprak ağları problem çıkarmış. Çıkarmadı mı? Lan bilenler. Ya çıkardı da kardeşim şimdi. Sen zamanında senin büyük deden zamanında Osmanlı'da lahitlereydi. Neyse işte bunu da geçtim de deden zamanında Osmanlı'nın yanında duran Araplardan değil miydi? Ya öyleydi. Şimdi hakkını yemeyeyim. Ama bizim aramızdaki çatışmayı bizim işte kızı sizin babana vererek çözdük o zamanlar Faysal. Yoksa biz çok kanlı bıçaklıydık Faysal. Amcan sana hiç bunları anlatmamış amcası. 75. karısı olduğu için çok şey yapamadım, karıştıramadım. Sorgulama, sorgulama. Peki teyzem kocasının eniştesi Osmanlı Paşası değil miydi? Osmanlı Paşası değil miydi? Yok değil. Osmanlı. Valla bizim taraftan Faysal sana bir tık Osmanlıcılık gelmiş olabilir. Ama amcanın taraf tam hain. Ha, estağfurullah. Nerede, bir dakika. Bir dakika sen şu an çarpıtıyorsun. Ne sen demek çarpıtıyorum? Sen şu an çarpıtıyorsun. Ben hain değildim. Onun arkadan vurmadın mı? Ya bana sadece arkadan eniştesi... vurmadım. Aynı zamanda İngilizlerle beraber Kanal Cephesi'ne de savaştım lütfen. Sen karıştırdın. Onun eniştesinin kaynı haindi yani. Öyle miydi amca? Sen ya hain imkanı değil. Yok. Bunların topunu soyu haindi. Faysal Allah Allah. Ha, baba tarafıyla niye dövüşüyorsun? Komple ya komple. Faysal biz zamanında... Sana büyük dedenin hikayesini anlattın mı? Evet. Yani anne tarafındakinin. Ha, zamanında bu Osmanlı'ya yardım etti. Zamanında o zaman büyüklerimizden biri olan Kavalalı vardı biliyor musun? Biliyorum. Dedesinin babası. O zaman da Kavalalı vardı. Kavalalı tam bizi kurtaracaktı. Arapları birleştirecekti. Bunun büyük dedesi işte babası Kavalalı'ya mani oldu. İyi yapmadı mı? İyi yapmadı mı? Yapmadı. Doğru. O zaman kendimizi İngiliz pazarına sokabilirdik. Emperyalizmle iliklerimize kadar burada yönetim sergileyebilirdik. Ya, sen gördük, bizim gördük. Senin soyun ya. Bizim o zaman şeyimizi aldı. Benim aldı. Soyum sayesinde biz buralardayız. Bizim şu anda bak Faysal anlattı mı amcana sana? Bu baban nasıl kurdu bu ülkeyi? Bu petrol var bizim, bilir misin Faysal? Ah, bu petrolleri hep İngilizlere verdi, verdi, verdi. Sadece petrolleri değil. Sadece petrolü, her şeyi verdi Faysal. Sen ol, bizim ülkemiz için çalış Faysal. Şimdi... Amcam bazen çok konuşuyor ama iyi adamdır. Aklını yemeyeyim, iyi adamdır ama çok konuşuyor bazen. Ama senin deden de 1914'ten 23'e kadar İngiliz toprağı olarak kaldı. Oğlum bir şey yok. Benim hayır zaten bu arada bu şey hani Osmanlı'ya sadık kaldın falan dediğine bakma. Bu kendine sadıktı. Osmanlı eğer ki hani bizim aşireti o varsa bunu aşirete getirecekti. Yoksa yanlış algılama var. Ya sen neden şimdi çarpıtıyorsun? Çarpıtmıyorum bu işin olayı bu. Ya çocuk da anlasın Allah Allah zamanında. O zaman kafasını bulandırma gül gibi işlediğim çocuğu. İşledin mi çocuğu? Evet. Ama harbi işledin doğru ya doğru. Beni çok iyi eğitiyor. Ya ne üzerine eğitiyor? Anlat bakayım. Dur. Hemen bir eğitim vereceğim şimdi bak sen de uygulamalı olarak katılabilirsin bu arada. Birazdan Faysal. 60 gün sonra. Dersimize biraz ara verdik. 60 gün sonra eğitim vereceğim sana. Faysal merhabalar nasılsınız? Hoş geldiniz paşam ya. Hoş geldiniz sizin gibi adam. Yani daha önce gelmedi bu dünyaya. Hoş geldiniz buyurun. Biz biraz mutsuzuz ya. Neden?
1,5 yıldır sağlık sıkıntıları yaşıyorum. Bir türlü iyileşemedim. Başaramadık. Ama üzerinde çalışıyoruz. Son bir ümit. Oldu oldu. Olmadı. Daha da gelmez benim gibi. Başka yani bir sıkıntınız, arzu haliniz var mı? Excellence'lar. Yani bizler vakti zamanında sizden öncekilerle görüşmüştük. Bizlere sizin geleceğinizi vahyetmişlerdi. Dedik bir gidelim görelim. Aysal. Böyle ziyaret edelim dedik. Efendim amca. Ben Dışişleri Bakanı oldum. Sizinle görüşmeyi ben yapıyorum. Malumunuz Orta Doğu'da ufak bir savaş çıktı. Biz o savaşın en hızlı şekilde neticelenmesi ve barış ortamının tesisi için uzun uğraşlar sarf ettik. Kimle kimin arasında savaş çıktı? Ha, Yemen'le Arap doğru. Maalesef. Ve sizin sınır güvenliğiniz için de endişeliyiz. Açık konuşmak gerekirse. Neden? Zira Afganistan'ı işgal etmiş bir İran var Sovyet destekli ve bir sonraki hedefinin ya siz ya da bizler olduğunu düşünüyoruz. Yani bölgede gerek Suriye, gerek Suudlar, gerek Türkiye'nin yani başkalarının savaşları için savaşmasını veya hani kötü durumda olmasını istemeyiz, zinhar istemeyiz. Ülkenize herhangi bir savaş ilanı veya demandında bulunacak olursanız lütfen bize bir mektup gönderiniz. Bizler gerekeni yapacağız. Teşekkür ederiz. Biz de aynı şekilde yanınızda bilin yani. Ben yaşadığım müddetçe inşallah yaşayacağım. Ortada da bir savaş olmayacak. İnşallah. Aynı şekilde biz de düşünüyoruz. Faysal. Efendim merhabalar. Efendim. Merhaba. Ha. Dur bekle sen bir sus. Dur, Arap dostlarımız da geldiğine göre dayın da burada mı? Bir hemen bir teste tabi tutuyorum. Klasik bir anket bu arada. Hemen bir doldurulması lazım. Gör burayı. İlk öncelikle selamlarımı iletirim efendim. Veli aleyküm selamu. Sen bir dur. Şimdi, o da selamun aleyküm diyor. Tamam. Ben size genel olarak burada Arap kardeşlerime bir soru sormak istiyorum. Yani bir test. Sor. Faysal dinliyor musun? Buyur. O Faysal cevap verecek. Dinliyorum. Siz de kendi yorumunuzu katarsınız. Faysal. Şimdi bir Arap treni gördün diyerekten. Yok onu yaptık, onu işledik geçen hafta. Faysal. Amucası ben bir tane sorayım mı? Sor. Faysal bak şimdi. Senin bir otağın var tamam mı? Ve otağında 6 tane deven var. Tamam. Neyin var? Deve. Kaç tane? 6 tane. Karşıya bakıyorsun adamın 10 tane devesi var. Kaç tane? 10. Sen bu 6 deve ile adamın develerini yenmek istersen... Biz onu geçen hafta işledik. Daha zorunu da sormak yok, lazım. Yok daha zor şey. Bak ama hayır. Ve bir tane de yanda su kuyusu var. İçinde de Hazreti Yusuf var. İçinde de Hazreti Yusuf var diyor. Hayır. Böyle bir deresi var. Nerede savaşırsın? A. Solda çöle sırtını dayayarak. B. Dağa sırtını dayayarak. C. Su kuyusunu eline tutarak. Su kuyusu. Aferin Faysal'ıma benim. Çünkü neden? Karşı 10 eşek, yok deve, aç kalırken senin develerin aç kalmaz. Faysal, böyle saçma sapan bilgileri boş ver Faysal. Ben şimdi sana hemen bir söyleyeyim. Şimdi gücü elde etmek için en fazla yapabileceğin şey nedir? Kimi bile tanımazsın. Babanı. Amca tabii ki. Babanı. Kendi baban. De. Aferin Faysal. Aferin. Bu nasıl soru? Amacası. Bu nasıl soru? Ya, şaşırtmalı soru. Şaşırtmaçlı. Sen bu çocuğun aklını iyi oynuyorsun amacası ha. Ben bir tık bundan bir rahatsız olmadım değil. Çok kafasını karıştırmazsak. Ya çocuk yeğenim ne oldu sana çocuk? O diyor ki şimdi çocuk diyor, uğraşmayın çocukla diyor. Sen adamı niye aynı şeyi şey yapıyorsun tekrardan? O adamın dişi. Dişlerim yok. Ben 158 yaşındayım. Kaç? Kaç yaşındaymış? 158. Kanuni Sultan Süleyman'ı görmüş. Yok, benim dedem gördü onu. Hala yaşıyor. Görmüş. Dedesi görmüş, hala yaşıyormuş. 300 küsur yaşında. Yana getirin de yalayalım onu, getirin de. Allah. Biz onu kanını değiştiriyoruz. Kanı var mı? Biz sülalece kan değiştiriyoruz her yıl. Kan değiştiriyorlarmış. Şimdi çok yaşlandıktan sonra bir süre sonra bütün fonksiyonlarımızı yitirmeye başladık. Ya, 300 tamam. Yaşından sonra size saymayı bıraktı. Tamam, çok güzel bir yere değindin de tamam. Bizden ne istiyorsunuz siz? Bilmiyorum, beni buraya tuttu getirdi, hikayeci başı olacakmışım ben, çocuğa hikaye anlatacağım dedi. Ya şimdi şöyle, bir Arap coğrafyasında gerginlik çıktı. Hani biz hala şey için, hani biz Arapların birliğini hala savunuyoruz. İleride bence bir pakt kurulabilir. Evet. Kurulabilir evet. Bence de yani, kurulabilir değil mi? Evet. Üç nokta mı? Türkiye'ye girmemiz falan güzel olur aslında. Yok, Türkiye'ye girmeyelim. Ya bu Arap kim ya, bu yeni mi geldi saraya? O dayısı. Ben dayısıyım. Dayısı mı? Abdul Abin İbn Akam Dibi Abid Dövül Evit Tav.
Kaçıncı anlıyorum. Annesinden daha yaşı? 8. 75. 4'ten sonrası var. Ben almıyorum. Faysal'cığım nasılsın? İyi misin görüşmeli? İyiyim vallahi, ne yapayım? Uğraşıyoruz. Sana hurma getirdim al. Ay dur bir dakika, önce dublörü yesin. Lan dublör öldü. Yok. Abdülaziz. Ya. Ya yemin ediyorum dublöre yapmasak yani gerçekten ciddiye alacağım ya. Ya ben şey yaptım ya, bir test edeyim dedim. Ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz hani? Benim sınıf arkadaşımdı o ya, niye öldürdün? Ya bir şey olmaz Faysal. Biri gider biri gelir. Allah Allah. Bu adam iyi dedi bak, bu akıllı bak. Ya hepiniz de birbirinize benziyorsunuz zaten. Evet. Önemli olan Arap olmasını bildiği. Neyse, Araplar Arap olalı doğru düzgün bir şey konuşmamıştır. Artık doğru düzgün bir şey konuşma vaktidir. Faysal'ın aklını karıştırmayın. Evet, şimdi, bak yeğenim dünya düzdür bak. En önemli bilgi bu. Katılıyorum. Dünya düzdür. Katılıyorum. Ya, dünya düz mü? Bence Yemen'e savaş ilan edelim. Bence de. Evet, yok, hayır. Yavaştan gel ya, o kadar da değil. Yavaş. Valla tosun gibi maşallah. Çok büyümüş bu. Büyümüş de bana kaldırıyor. O herkese kaldırıyor. Arada bana bile kaldırdı oluyor da neyse ki yetkilerim var benim. Amcası yalnız ben bir şey fark ettim. Bu Suudi Arabistan oldukça gelişmekte. Fakat biz Arap kardeşlerine hiç yardımcı olmamakta. Doğru. Katılıyorum. Bu konuda artık bir yardım, bir Arap bütünlüğü görmek istiyoruz. Arap ya. Yardımlaşması görmek istiyoruz. Aynen. Tamam hadi size söylüyorum. Tamam. Bakın efendim, size hurma fidanı veriyorum bakın. Hadi bakalım, ya hadi bak. Hurma fidanını hadi. Ne yapayım bak, çocuk orada, onu kandır. Bak amca, bana çocuk deme, timsahlara yem ederim seni bak. Ya amcana değil, dayın. Dayın, ya, he dayın. Sakin. Bak, senin adına biz burada rahat ol sen. Biz bak Irak'a sağ tıkladığınız zaman benim portremi görüyorsunuz. Ben ama bir dakika. Faysal değil Faysal, mi? Sana tamam mı? Güzel oyuncaklar getirteceğim. Ama bir dakika, o benim kozum. Sen kafasını çok bulandırma. Sen bir sus. Soner. Hurma istemiyor musun? Hurma. Lan oğlum adama yani az önce bak taze dublör yok elimde. Yapma artık, deneme şunu ya. Ya bu. 100 tane çornuğum var benim, alın bizi. Yok kardeşim, birebir benzemesi lazım. Neyse şimdi oraya vurma. Ben Medine vurması. Barış dolu bir döneme giriş yaptığımızı düşünüyorum ve Arapların birlikte güçlü olduğuna inanıyorum. Suudi Arabistan'ın aramızda çok güçlü olduğunu görüyorum. Ve Suudi Arabistan'ın bizlere fabrika yardımı yapması gerektiğini savunuyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Öyle şey mi olur ya? Doğru söylüyor yani. Bak. Abdülaziz Ebin Ebin Suud. Paylaşmak. Hem sen yemezsin. Komşun yemiyorum, aç yatarken sen tok yatamazsın. Şeyhülislam burada. Şeyhülislam kim ya? Sayın Şeyhülislam. Şey üflem benim. 158 yıldır benim. Bir kez makamı atandım. Ya sonra tamam, unuttular, kardeşim, göç ettim yanlış ben. Yanlış mı? Kur'an'da paylaşmak yapıyorum. Değil midir bu işin doğrusu? Aynen öyle. Efendim, size o zaman bir hediyem var. Bizden bunu dersen vururum seni. Size kafa atacağım artık. Ha. Orijinal Yadigar Osmanlı treni hediye ediyorum. Hadi hayırlı olsun. Hurda ama. Ya ne yapalım Osmanlı trenini bak. Irak'ta gezersiniz ya. Amcası bu bizimle dalga geçiyor. Faysal'ı umursamıyor. Yok amcası ne dalga geçiyor. Faysal'cığım az önce birkaç muhalifi daha gönderdim. Artık tamamen güç sende yani, merak etme. Eyvallah. Oğlum benim neden 3. dereceden kuzenimi de götürdün? Ya. Öyle. Faysal'ın aslanının karnı acıkmış. Bu. Ya ne demek karnı acıktı? Ya siz çok mesela 30 kardeşin. La bir sus, karıştırma. Amcası bak benim sinirim bozma. Biz aşiret olarak sinirlendiriyorsun bak. Aşiret yenge. Bir sorun var. Senin öyle kuzenin ismi neydi, hatırlıyor musun? Evet. Neydi? Elhamdülillahirrahmanirrahim. İbin Abin Ubun Saud. Kesinlikle olduğunu düşünmüyorum. Evet. Suud mu? Sonda Suud var. Nasıl ya? Suud mu? Suud mu? Akraba mıyız? Yok. Devamı da var. Uzun olduğu için. Devamı şöyle. Abi şaka beke sikon şakan bugün ilk. Şako şala var mı? Aynen öyle. Şo var mı? He. Bu arada seni Japonlar intifakında görüyorum. Yakıştıramadım seni. Hani Arap milliyetçisiydiniz? Aaa bak sen. Ben imzalamadım. Dublör imzalamış. Hemen şöyle. Ah işte böyle. Bizim de dublörümüz var ama biz ona emanet etmiyoruz. Anlatabilir miyim yani? Az önce hurma yiyen biri vefat etti. Onu nasıl anlatacağız? Tamam da Ölkay'ı yönetiyor. Adamın görevi ya. O. Ya hurma yemek mi, ölmek mi? Sen onu bunu bırak. Sen bizim canımızı sıktın. Sen biz açken tok yatıyorsun. Aç yatarken yok. Tok yatarken diğer Arap devletleri eğer ki açsa
onlara fabrika vermek nedir Şevrüstam? Caizdir, sevaptır. Sevaptır, aynen öyle. Farzı husumdur. Bir dakika, siz beni bırakın da Yemen'in ekonomisine bakın bir. Yemen. Senin finden küçük. O zaman şöyle yapalım, bir senden bir Yemen'den. Bir senden. Araplar birlikte ben güçlü değil mi kardeş? Bak. Yok, sen yok, de kazanacaksın, iki. Ben de kazanacağım. Bak, iki bundan ben buna iki verdim zaten. İki bundan ben buna verdim. Ya la kardeş, bak, bu durumdan birer fabrika verirsiniz baksın. Bence. Arap kardeşliğimiz, hem siz beni burada yani bak komünistlere karşı ben bir bloğum. Burada kaleyim. Valla komünistler gelir sizi yere. Yani beni yemeleri için seni geçmeleri i̇şte lazım. İşte beni geçmesinler ki seni yemesinler. O yüzden siz de... Biz komünist bloğuna katılırsak. Siz bize bir fabrika verin. Birer tane Faysal, fabrika verin. Faysal sen sussana ya. Şu veled'i susturun. Veled diyemezsin yalnız. Veled mi? Veled diyemezsin yalnız. Veled ne diyorsun diyemezsin. Ya? Ses. Bu hemen kabile olarak geleneklerimiz gereği birbirimizi şu an vurmamız lazımdı ama bunu geçiyorum. Görmezden geliyorum. Evet. Görmezden gelin evet. Birer tane fabrika verin ki İran komünizmine karşı dayanabilecek bir dostunuz olsun. Efendim inanır mısınız? Elde yok, avuçta elde yok. Elde yok, avuçta yoksa... Ben buralardan yani çekileceğim ve komünistler de sizi ezecek. Ya hepiniz yapma, bu arada ülkenizden olursunuz, tahtınızdan olursunuz ve daha da önemlisi hareminizden bile olabilirsiniz yani. Valla ben 20. karıyı değiştiriyorum artık. Öldüler artık yenisini yok. Geçirdim ben. Yani ya, artık yok. Herif ya. Pis herif, bu nasıl Şeyhül İslam ya. Yavaş dayı. Bu nasıl motor, Alman motoru musun? Ya kan değiştirince yeni kan geldi deyip evleniyorum ben. Ya öyle bir şey değil. Ya öyle bir şey değil yani. Amcası sana gördüm ki çok fazla bakanlığın var. Yük olur diye 2-3 tanesini el atmayı düşünüyorum. Yok veremem. Makam mevki sevdalısıyım ben. Yok. Bir tane araçla şimdi de yavaştan bakanlığa doğru yol alacağım. Sen ne yapacaksın dedin? Nereye doğru gideceksin? Ya işte aracıma bineceğim. Hatta sen ayarlamışsın. Nasıl? Allah sen rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Atatürk vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kendine rahmet eylesin. Ya. Şimdi şöyle. O zaman ben seni gönderdim. Ben bu dönemki programdan pek haberdar değilmişim. Şimdi şöyle. Sen git. Dediler ama arabayı sen ayarlamışsın. Ya bir an kafa karışıklığı. Ülke yönetmek zor bir şey. Şimdi sen git tamam. Orada bizim yerel yönetimlere dair güvenimizi tazele yani. Seni de. Aile diyorsun. Tabii sen de Kuveyt'e git. Kuveyt'teki yerel yönetimi sağlamlaştır yani. Yok gitme. Oraya en son giden adam. Yani peki beni neyle göndereceksin? O şimdi araba güzel kam, uçakla gideyim mi? Yok uçak. Sen bilirsin. İster uçak ister araba fark etmez. Uçak sen ayarlıyorsun değil mi? Bendensin Radu. Ama gideceğin rotayı bize ben söyle. Bak lan zaten benim adamlarım götürecek. Sen Radu. Öğreniriz. Ya benim amcamın kardeşi hallediyor canım, sıkıntı yok. Yani benim Faysal'ımın amcası benim her şeyim var. Sen uçakla mı Kuveyt'e gitmek istersin yoksa karayolu mu gemiyle bile götürebilirim. Basra'dan ya Kuveyt'e. Ya çok Faysal'ıma şey yapmayayım değil mi Faysal'ım? Ağırlık vermeyeyim şimdi. Araba evet. Yeter bana ya. Araba yeter. Üstü açık yazıyorum. Ama... Biraz hava alırsın. Harbi mi? Vay senin ağzını ben ya. Sevgili dayısı. Ha. Sen yavaştan Suudlara doğru kaç bence bak. Ne yani ben... canım? Sen bizim aramıza giriyorsun. Harbiden, peki ben bir şey demek istiyorum. Yani sizi üzmek gibi olmasın ama en son Kuveyt'e giden adam. Ya konuşma sen kafa bulandırma. Ya nasıl ya? Neyse ya, Faysal'ım benim kuzum, benim yavrum, gel buraya. Yazık oldu adama. Gel bir. Yavrum yavrumuz, bu en son senin yeğeni değil miydi? Ya yeğenim işte, benim kız kardeşim de benim yavrum değil mi? Sana ne? Neyse ne kardeşim yani, adam şurada ağız tadıyla son bir kez vedalaşsın. Arap coğrafyası. Ne son bir kere canım, daha geleceğim gideceğim. Ya işte gelene kadar, uzun mesafe. Ha tamam. Öbür dünyada. Tamam, ben biliyorum o zaman. Hadi. Ya amcası bir dakika binmeden önce bir şey demek istiyorum. Bir şey rica edeceğim. Benim çok sevdiğim bir müzik var. Onunla uğurlar mısın beni? Uğurlarım. Aç bakayım bir dinleyeyim. Amca öbür dünyada görüşürüz. Ne? Yok bir şey yok. Ya bir şey söyleyeceğim. Rüdür sen... kadar gidip geleceğim rahat ol canım. Senin ayakkabıların kaç numara? Ölünün ayakkabısını almak sevap. Ya konuşma Soner. Ah sevdiğim ay 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 ay
Hadi görüşmek üzere. Bir dakika. Sevgili dayısı, gitmeden önce bir şey demek istiyordum. Kuveyt'e giden son adam. Aynen Gazi'ydi. Kardeşim, aynen. Bir dakika, susturamazsın. Susturuyorlar. Öteki tarafta olan düşürsün artık. Adam gitti. Faysal. Sana çok kötü bir haberim var Faysal. Ne oldu? Dayın. Vefat etmiş. Ömrü vefa etmedi. Niye? Takdir ilahi. Takdiri ilahi. Nasıl bir şey desek? Ya sen bir daha lanet olsun. Yok bak şöyle oldu. Zamanında biliyorsun dayının develer olan ilgisini üzerine araştırma tezi bile var İngiltere'de. Ya sen git işte arabadan in. Üstü açık araba ya. Git bir tane devenin yanına. Bu türü daha önce görmemiş. Neyse. Git böyle sen deveyi sevmeye çalış. Tamam. Deve de bunu tepmiş tabi. Allah. Sonrasında tabi bundan sonra ölmüyor. Nasıl ölsün yani alt tarafı deve tepmesi. Sonra üstü açık arabasıyla hani bölgeden uzaklaşmaya çalışırken maalesef ki yerli halkın gazabına uğramış aynı rahmetli baban gibi. Ben de şey sandım, deve bunları arabadan indirip deve arabayı sürüp amcam dayımı ezdi sandım. Yok, öyle olmadı. Yine yerli halkın suçu yani. Şey yapma, tamam. Ama bunu birkaç yıl sonra biz film yaparız, izlersin. Orayı da bir korlayalım artık ya. Korladık. Bizim sülale eridi orada. Ha tamam. Amcam dayımı gidince sonra mı korlandı? Bu arada Alman doktrinini öğreniyoruz Faysal. Yeni soru geliyor sanırsam. Yeni soru evet. Alman çikolatası istiyor. Efendim size mektup atıyoruz da mektuplarımız geldi mi hiç? Geldi de ben şey yapamadım yani, kusura bakma. Buyurun. İsterseniz çıkarız efendim. Yok hayır, buyurun. Efendim şimdi ben pop olarak Türklere bir ortak operasyon yapmayı düşünüyorum. Sizle yok. Birlikte. Yok. Neden efendim? Biz sırtından vuran Araplardan değiliz. Ha. Peki korlayayım mı Abu Dhabi ile Katar'ı? Yok. Tamamdır, anladım efendim. Tanrı sizi kutsasın, o zaman iyi günler. Ve Tanrısı. Hadi Allah korusun seni de. Allah korusun. Tanrı koru efendim, iyi günler. Tamam, hadi iyi günler. Katolikler sizi. Öyle deme, aslında emperyalist olsa yani kahrı çekilir de çekmişimden iyi. Emperyalist değil.